Rüzgar, iyi misin? Sayende değilim Günce. Yarım saatte bir araba geçen yolda beni eziyordun resmen. İyi de sen de öyle yola atlamasaydın, ne yapayım? Kedi miyim ben Günce? Ay tamam ya, uzatmaya gerek yok, iyisin işte. Biz plaja gidiyoruz. Uzatan sensin küçük hanım. Hem yolu uzatıyorsun, hem lafı uzatıyorsun. Burada metro var. Arabanın giremediği yerlere giriyor. O yüzden plaja kısa yoldan gidiyor. Aa, metro mu? Aa, burada metro mu var ya? Yani belediye başkanımız öyle söylüyor. Aslında traktör. Arkasında da banklar var. Aa, geliyor. Vallahi sen buna metro diyorsan hiç anlayalım yani, sağ ol. Doğru küçük hanım, haklısın. Buna binerse şehirli kızımızın havası bozulur. Neyse, ben kaçtım. Metro. Elmas. Abi. Hadi ben çıkarım. Şu deli kızı da uyandır. Üğlene kadar uyur. Uyur. Nişanlı kız. Çeyiz meyiz hazırlasın. Herkese rezil edecek bizi. O iş bende. Sen hiç merak etme abi. Ben her şeyi ayarlayacağım. Sen hiç merak etme. Ha geldi. Günaydın. Günaydın. Günaydın güzel kızım. Günaydın. İyi hadi ben çıkarım, size kolay gelsin. Hayırlı işler babişkom. Hala. Hey. Abim çıkmadı değil mi? Yok, kahvaltı eder. Hatta çok iyi. İşler karıştırırım. Günaydın abicim, afiyet olsun. Gel kız gel. Kaynanan seviyormuş. Gerçi o kadın seni hayatta sevmez ama neyse. Sevsene, sevmesene. Zaten bu gidişle evlenemeyeceğiz. Nedenmiş o? Rüzgar bir şey mi söyledi? Yine ne yaptı o lavuk ya? Rüzgar değil. Günce. Bunlar hani aşıktılar ya eskiden. Oho. Kızım Günce çoktan unutmuştur o hıyarı. Sen öylesen. Unutmadı. Hareketlerinden belli ediyor zaten. Ama sen istersen bana inanma. İnanma, sonra Rüzgar Günce'yi kapsın. Seninle ben de kaybedenler olarak oturalım öyle evde. Kızım, ben aşkta hiçbir zaman kaybetmem. Bana hayır diyecek kız da anasının karnından doğmadı. Ama bence Günce sana bakmaz. Sen öyle san. İspatla. Tamam. İspatlarım. Bak buraya yazıyorum. Günce ile en kısa sürede çıkacağız. Görürsün. İşte benim abim. Ağzından bal damlıyor be. Fikirsiz Fikri, beygir damına mı dalarsın? Kapıyı vurmazsın, içeri gel demeden içeri girersin. Yepyeni kapı bu, yepyeni ofis yaptık burada. Devletin malı bu be ya. Ne oldu? Sorma başkanım, sorma. Neler oldu neler? İyi, sormayayım o zaman. Başkanım, merak etmez misin hiç? Sormayın dedin ya bir susak. Ama hani sorma deyince hemen öyle sormamak mı lazım? Fikri, benim tepemi tasına attırma. Ne oldu? Ne olmuş? Fikri! Başkanım! Tekirdağ'dan Galatmak'ta olan hapishane nakil aracı buradan böyle Keşan'a doğru gitmektedir. Vrr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 
sen aç şu kuru şeyi, hop altından kaç. Şu yönde. Bizim oraya doğru tutuklu kaçmakta. Ana! Mahpus mu kaçmış? Mahpus kaçmış. Ya bu daha önce niçin söylemezsin bunu? Şimdi o asılı katil çoluk çocuk hepimizi keser. Ben de çoluk çocuk olmayınca tabii. Başkanım, hemen böyle kriz yönetimi. Hemen gündemde altına bir duyuru. Hemen. Hayır. Hayır. Halkı galeyana getirmemek lazım. Doğru.
Fikri abla! Fikri! Doğru aşkım. Fikri o mu? Allah bizi doğrayacak. Doğrayacak bizi. Aşkım hiç korkma. Askerliğini kumanda olarak yapmış bir zabıta var burada. Fikri, birazdan altına yetecek. Ne komandası, ne askeri, ne dersin sen? Vallahi buranın oksijeni suçlu, ben değil. Neredeyse bir ekmek yedim. Aman iyi yaptın, boş ver. Kızlar nasıl plaja giderken arabayı aldılar. Sen şimdi buradan böyle yavaş yavaş aşağı doğru yürürsün. Ne göbek kalır ne bir şey. Maraton koşsam erimez bu göbek. Abartma canım, sen de. Ay, ne oluyor? İyi misin? Ne oluyor abi? İyi misin? Bana bana bir su getirir misin ne olur? Su getireyim. Al aç. İç de. İyiyim, sağ ol. Biraz yürümek iyi gelecek bana. Biraz yürüyeyim ha. Abi ben sana çay koyayım, çok iyi hazır. Yok, midem çok fena. Biraz yürürsem iyi olacak. Kahve yapayım, en güzel hazmet. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Yürüyeyim ben. Allah Allah. Ay. Ay çok fena oldum. İlk konuğa kapıya vurdu. İlk konuğa kapıya vurdu başkanım. Bu azını kaçırsa ben de azını belediye başkanıyım, çekişirler. Abi. Elmas. Hayırdır, ne işin var senin burada be? Yemek getirdim. Siz ne yapıyorsunuz? Hiç, aynı. Biz azını katil takip ederiz. Ha. Ne katili be? Sana ne be? Ay. Sana ne? Ne karışırsın benim işlerime? Git evinde otur içine bak. Tamam vereceğim, sen niye bağırırsın, niye kızarsın? Ne yumruklarsın kapıyı, korkuttun bizi. Açmazsınız merak ederim. Fikri. Bey. Ne yaparsınız siz böyle arkada öyle, ne yaparsınız? Ben hani bu sandalye bozulmuş. Onu döndürer dururum böyle. Döndür. Evet. Hadi işimiz gücümüz var hadi. Üf be kolum. Allah. Bak vereceğim kolumdan. Bir sene eksiksiz be. Çok yoğunluğunuz, siz söyle şöyle. Buyurun. Peki ne yapacağız? Azılı bir şeyler. Onu deme be. Azılı katil ne yapacağız? Allah başkası. Yakalayacağız. Biz yakalayacağız. Yakalayacağız. Hadi yürü. Gideceksin aşağı mı yukarı mı? Aşağı. Ha tamam, ben de bir şeyler alacağımdır. Bekle beraber. Yok. Bekleyemem. Bir iki fax gelecekti. Başkanın odasının numarasını vermiştim. Oraya uğrayacağım. Olumlu bir gelişme var mı? Olacak. Hadi kaçtım ben. Bir şey söyleyeyim mi? Yani bu tamamen benim fikrim. Ben de sen hala aşıksın bu Rüzgar'a. Ay. Ay ne oluyor yine Günce ya? Aniden frene basıyorsun. Ne çıktı yine önümüze? Ay bir şey çıkmadı Sinem ya. Ay şu yanağımın haline bak ya. Palyaçoya döndüm resmen. Ay beter ol. Nereden çıkardın sen benim Rüzgar'a aşık olduğumu? Sinirinden şekerin. Hani insanlar sadece sevdiklerine kızarlarmış ya. Acaba Rüzgar'ın seni bu kadar kızdırabilmesi ondan mı? Sen bunu bir düşün. Bence ben seni burada indireyim. Çünkü plaja kadar 2-3 kilometre daha var. Sen böyle yolda yürürken enine boyuna düşünürsün bu konuyu. Nasıl olur canım? Ay tamam. Sustum. Maskara var mı sende? Ben varım ya. Rüzgar Bey'in maskarası olduk iyice. Hala Rüzgar diyor. Yok. Sen kesin aşıksın. Kesin.
değilim diyorum sana. Ve aşık olmadığımı da ispatlayacağım. Nasıl ispatlayacakmışsın? Görürsün. Aşkım, seni özledim. Olamaz mı? Ben de seni özledim ama hani ne konuşmuştuk, gelmeyecektim. Ne yapayım, dayanamadım. İmzalattın mı evrakları? Hayır, henüz değil. Ama bu akşam halledeceğim, merak etme. Anlamayacak mı? Ya bugüne kadar üzerimize bir ev, iki araba geçirdik. Ortak hesapları boşalttık, anladın mı? Aşkım, bana da bunları yapmayacaksın değil mi? Tüm bunları senin için yaptığımı unuttun galiba. Sen şimdi İstanbul'a git ve beni bekle. Kalan malların vekaletini alınca sana bildiririm, tamam mı? Ya seni ortada bırakırsam ne olacak? Senin de beni çok sevdiğini biliyorum. Tamam. Tamam, dönürüm, haberleşiriz. Ah. Eyvallah. İnanın ben de buralarda yabancıyım. Ama sanırım sahil aşağıda bir yerde olacaktı. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Hanımefendi. Ya hanımefendi, sahil bu taraf. Ya bu kadınlar da amma ayarsız. Ne zaman neyi duyacakları belli olmuyor. Alın kızlar, gazozlarınız. Teşekkürler Arifciğim. Ne demek, işimiz. Teşekkürler. Afiyet olsun. Görüşürüz. Ne yapıyorsun be ya? Değişik değişik hareketler. Şurası boş mu? Gel bak şöyle geçin. İnanmıyorum. Ay ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Pınarlar Gündendi'ye gelmişler. Gündendi mi? Nasıl yani? Buradalar mı? Ya vallahi bak, çekin yapmışlar, paraşüt yapmaya gelmişler. Ben mi yanlış görüyorum, baksana. Bakayım. Ay vallahi buradalar. Kızım ne yapacağım ben ya? Hayır, benim burada olduğumu öğrenirlerse bittim ben, rezil olurum yani. Şimdi onlar tepededir zaten. Şöyle yaparız. Ya aman Günce ya, üf. Ya bir şey olmaz, gelmezler buraya. Sakin ol, sakin. Tamam, gel. Of. Baksana şuna. Aa. Esra değil mi o? Esra mı? Yok canım. Yok yok, onlar değil. Bu sene ne sıcak yaptı be ya. Sıcaktan kavrulduk be yoldaş. Sorma halkımın terli başkanı. Fahredik be ya. Abiniz, yoldaşlar. Ne yapalım be? Hep aynı be ya. Eriyor sıcaktan. İyi öyle oturun. Kasabaya cani gelmişsiniz, öyle oturun durduğunuz yerde. Bir hafta kasabaya sanatçı getirirsiniz, bir hafta cani getirirsiniz. Sizin iktidar icraatı bu işte. Abi İbiş Çavez. Biz mi getirdik cani kasabaya? Acayip acayip konuşursun. Adam hapishane nakil aracından kaçmış. Siz öyle... Hep oturun burada. Bir kere ne belli sandığının kanun kaçağı oldu? Ha, ne belli? Bir de siz şimdi kanun kaçağının tarafını mı tutarsınız? Ha, toprağı bol olsun. Gevera da kanun kaçağıydı, ona bakarsan. Allah Allah. Demek adamı yakalamamıza yardım etmeyeceğiz ha?
Yazıklar size, yazıklar be. Ne yazıklar be, ne yazıklar. Allah Allah. Hem ne malum adamın kader kurbanı olmadığı, hem belki fikir suçlusu değil mi başkanım? Ben mi suçlu oldum şimdi? Durup dururken ben mi suçlu oldum? Bak. Yok ne alakası var, ne alakası var? Fikri suçlusu demez, fikir suçlusu der. Susak. Biz bu masumun suçlu olduğuna inanmıyoruz. Sırf muhalefet etmek için böyle söylersiniz, ben bilirim. Biz bu adamı yakalamayacağız. Yakalayacağız. Yakalamayacağız. Yakalayacağım. Başkanım. Yakalamayacağım. Başkanım. Yakalamayacağım. Yakalayacağım dedim. Yakalayacağım, yakalayacağım. Aha, çay, çay. Selam gençler. Sen ne yapıyorsun be? Ne yapayım be ya? Sen ne yapıyorsun? Onu demiyorum. Yanağımdan ne mi kısılıyor? Bu ne samimiyet, kudret? Bak kalbimi kırıyorsun ha. Ne yaptık ya? Makas aldık. Aramızdaki buzlar erisin diye oğlum. Kudret, uzatma. Siz bakmayın Kudret'e. Densizdir biraz. Nasılsın köfte? Nasılsın kornetim? Hayırdır Fetta? Sen bizim halimizi hatırımızı sormazdın. Aramızdaki buzlar erisin istiyorum. Ha, nasıl olacak o? Ben sizin tekneyi çaldığınızı unutacağım. Sonuçta yaptığınız kanunsuz bir şey. Başkasının malını izinsiz aldınız. İzin istedik senden. İzin vermedin ki. İzin vermedim. Ama sonuçta iyi bir şey için aldınız. Bravo Fetta. Anlamana şaşırdım doğrusu. Ben buraya kavga etmeye gelmedim. Ben buraya sizi tekneye davet etmeye geldim. Kudret'le düşündük. Barışmamızın şerefine şöyle tekneyle açılıp bir mangal keyfi yapalım dedik. Yarın olur mu? Mangal mı? Balık falan mı öyle? Herhalde ya. Ne isterseniz. Yaparız. Balık da yaparız. Hadi. Evet deyin de bitsin artık şu düşmanlık ha. Tamam Fetta. Olur. Buna sevindim. Nihayet aramızdaki buzlar çözülecek. Hadi kaçtık. Hadi görüşürüz beyler. Eyvallah. Şunlar bizim kızlar değil mi? Aa, evet onlar mı? Hadi gel bir sabah selam verelim. Hadi Fikri, hadi çabuk acele et. Çanes ıyarı mahkumu saklamada hemen yakalamamız lazım. Hallederiz başkanım, hallederiz ya. Allah Allah, göndeririz gittiği yere. Ne dedik oğlu? Tutarız ensesinden yakalarız. Hayırdır, kimi yakalıyorsunuz? Ha, Oktay. Ya sorma, kasabamızda bir sahtekar, düzenbaz namussuz var. Anlamadım, nasıl biri yani? Ya hani olur ya böyle, hapishane filmlerinde, Hollywood filmleri vardır ya. Kaçak arabadan kaçar gider böyle. Tamam mı? Ama ondan sonra şerif onu daima yakalar. O şekil. Ha. İyi. Ben de bir faks bekliyordum eğer başkan bey müsaade ederse. Ayıp edersin Oktay'cığım. Halka hizmet bizim vazifemizdir. Geç hallet işini. Gel. Hadi, hadi yakalarsınız. Eyvallah. Şimdi. Hadi. Sahile bakalım. Bakalım başkan. Kız Esra, niye böyle apar topar kalktık hiçbir şey anlamadım ha? Kızım konuşmaları duymadın mı? Duydum. Güncin'in de arkadaşları İstanbul'dan buraya paraşüt yapmak için gelmiş. Günce onlara gözükmek istemiyormuş. Ya işte onlara başka yerdeyim diye yalan söylemiş. İyi de bunu bana aldırdığın bıçakla ne ilgisi var? Selda, ver o bıçağı bana. Esra. Doğruyu söyle, kendine bir şey yapmayacaksın değil mi? Selda ver şu bıçağı bana. Ver. Dön anne. Ne yapıyor? Dön önüne, kapat beni. Kız ne yapıyor? Dön önüne, sakla beni. Ver. Kız ne yapıyor? Ver. Onlara Esra Balkara'nın kim olduğunu göstereceğim. Rezil edeceğim onları. Kimse görmedi değil mi? Cık, kimse görmedi. İyi hadi gidiyoruz. Şimdi de o kızların Günce'yi görmesini sağlamamız lazım. Nasıl? İzleme gör tatlım. Tamam. Ama önce üstümü değiştirelim, koş. Afiyet olsun.
Selam gençler. Vay Artlim, hoş geldin. Hoş bulduk. Dökeyim mi tavşan kanı? Yok sağ ol, eğitim var benim. İstanbul'dan birkaç kişi geldi, onları uçuracaktım. Bir uğrayayım dedim. Tevak, bir bakalım ne oldu? Fettah bizle barışmak istiyor. Nasıl yani? Ya, şimdi geldi bu. Dedi burası ufak yer. Yeter artıkın dedi, barış olsun dedi. Kavga dövüş olmasın dedi. Bizi teknesinde mangalı davet etti. Sakın bana kabul ettik demeyin. Ettik be. Vallahi ettik. Ya Köfte, sen gerçekten Fettah'a inandın mı? Adam geldi, barışmak istiyorum diyor. Ne deseydim? Ya Köfte, sen Fettah'ı benden daha iyi biliyorsun. Senin bu halde olmanın sebebi o adam. Küçüklüğünden beri aynı bu. Pisliğin teki ya. Kesin bir şey planlıyordur bu. Neyse, siz bilirsiniz. Rüzgar haklı be. Lan madem haklıyım niye kabul ettin? Ah, ah Rüzgar, benim bu yufka yüreğim yok mu, yok? Yok. Hadi oradan, sallama. Mangalı duyup atlamadın mı sen? Artlik, herkes ikinci bir şansı hak eder. Adam belki gerçekten pişman. Belki gerçekten barışmak istiyor, barış olsun istiyor. Ne temiz kalpli adamsın be Köfte. Ben diyeceğimi dedim ona. Siz bilirsiniz. Hadi kaçtık. Fettah buradaymış ya. He, burada. Ne iş var onun güncenin yanında? Bilmiyorum. Ben şunları gidip bir kolaçan edeyim. Artık. Aman tadımız kaçmasın, bir örgür olmasın. Ya tamam merak etme, siz burada kalın. Selam kızlar. Bir problem yok değil mi? Problem mi? Hayırdır? Hem sana ne oluyor ki? Sen de karışın. Ben çok güzel karışırım Kudret, biliyorsun değil mi sen? Enişteciğim, biz çocuklarla arayı düzeltmeye çalışıyoruz, sen yine bozacaksın. Değil mi Kudret? Biz kavga dövüş istemiyoruz. Barış istiyoruz artık. Herhalde ya. Hemen bir agresiflik falan. Arkadaşım bir sakin. Hem ben anlamadım. Sana ne Günce'den? Doğru söylüyor. Sana ne benden? İstediğimle konuşurum ben. Niye karışıyorsun ki? Ben bir tatsızlık varsa diye. Tatsızlık falan yok. Hem ne biliyorsun? Biz belki Günce ile çıkıyoruz. Hala Rüzgar diyor. Hala Rüzgar diyor. Yok yok. Sen kesin aşıksın. Kesin. Değilim diyorum sana. Ve aşık olmadığımı da ispatlayacağım. Nasıl ispatlayacakmışsın? Görürsün. Evet. Çıkıyoruz biz Fettah'la. Ne? Anlamadım. Çıkıyor musunuz? Evet, çıkıyoruz. Hem sen Esra'yla ilgilensene, beklemesin seni. Biz başımızın çaresine bakarız. Değil mi Fettah? Hı. Bakarız. Benim dersim vardı zaten. Gidiyordum. İyi dersler. Hadi biz de denize girelim. Hem çok sıcak. Yandım ben. Soğuk iyi gelir. Yani soğuk suyu gelir. Senin beynin yandı çünkü. Kendine gel biraz. Ne denizi ya? Kızlar biz de kaçalım. Siz tatilin keyfini çıkarın. Tabii tabii siz gidin. Biz de denize gireceğiz zaten. Görüşürüz Günce. Bay bay. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hoşça kal. Ne yapıyorsun kızım sen? Yangın ya. Kolay gelsin Selma. Sağ ol Reşat. Hayırdır erkencisin?
Ya yolda giderken böyle ağaçta çok güzel bir incir gördüm, dayanamadım, koparayım derken... Aa! Gömleği yırttım, değiştirip çıkacağım. Aman aman, kimseler görmeden çabuk geleydin. O ne demek şimdi? Yolda diyorum, inciler minciler görüp de ondan sonra bak bak adamın üstü yırtık pırtık, karısı buna bakmıyor demesinler. Ay be Selma, ay be Selma. Yani dönüp dolaşıp yine lafı inciye getiriverdin. İnci de inci, inci de inci. Ya içim dışım simsiyah oldu. Kara inciye döndüm be ya. Hiç öyle bağırıp durma bakalım Reşat Beyciğim sen. Ben sizin birbirinize nasıl baktığınızı gördüm. Gördüm o gözle. Ya ayıptır, günahtır. Evli baktı kadına yakıştırdığın şeye bak be ya. Ha, sen diyorsun ki kadına evli. Yani evli olmasa sen buradan kadına yürüyecek misin Reşat? Ya Selma sen manyak mısın? Kadın evli, aslan gibi kocası var. İşi, hali vakti yerinde. Ha, ya hadi ben ona bayıldım diyelim. Ya kadın bana bakar mı be ya? Reşat sen ne diyorsun Reşat? Ya sen... Ha sen kadına bayıldın, kadın sana bayılmıyor değil mi? Allah! Vallahi billahi ben bayılacağım şimdi ya. Ya ayıp la, ayıp. Kaç tane çocuğun var senin Reşat? Ayıp, ayıp. Ya Selma sıkıldım senin bu ayılmandan da bayılmandan da eski defterleri karıştırmandan da. Ne halin varsa gör be ya. Reşat ben senin eski defterleri parandarım kafanda bak Reşat. Oyuncu karısını ilk gördüm ben saçlarını başlarını yolacağım ben Reşat. Allah, Allah. Yok ben bayılmıyorum ya. Ya meydana bunları bırakmayayım. Kadını evli diyor. Senin Allah canını almasın Reşat. Kalk. Soğuk su iyi gelir. Kendine gelirsin biraz. Çıkar şortunu da. Kendimdeyim ben. Ya az önce Rüzgar'a Fettah'la çıkıyoruz dedin. Farkında mısın? Evet farkındayım. Kızdım çünkü Rüzgar'a. Hani ne hakkı var ki onun bana karışmaya? Allah Allah ya. Hem böylece sen de anlamışsındır Rüzgar Bey'e aşık falan olmadığımı. Ay bana inadından söyledi sanki. Ay tabii ki de sana inadından söylemedim. Geldiğimden beri bin kere şoka soktu beni. Biraz da kendisi düşünsün bakalım. Ey Allah'ım ya. Çok kötü bozuldu çocuk. Ay bozulsun ya. Hiç umurumda bile değil biliyor musun? Denize gireceğim. Geliyor musun? Yok ben girmeyeceğim denize. Sen gir. Aman iyi gelme. Otur düşün biraz zaten. Neyi düşüneyim Sina? Fettah ne diyeceğini şekerim? Hani çıkıyorsunuz ya siz. Öyle dedik hakikaten ya. Aman canım şey derim. Rüzgara kızdım diye öyle dedim derim. Aman bir de Fettah'ı da düşünemeyeceğim ya. Sinem dur dur dur. Kızlar burada unutuyordum az daha. Girme şimdi denize sırası değil hadi. Dediğim gibi bu kadar kolay olacak her şey. Merhaba. Merhaba. Ferdi ben. Aylin. Memnun oldum. Merhaba Pınar. Merhaba, hoş geldiniz. Aylin Hanımlar bize Gündendi Yamaç Paraşüt Kulübü'nün sitesinden ulaştılar. Yamaç paraşütü yapmak istiyorlarmış. Hı-hı. Ben de kırmadım, davet ettim. Çok güzel, hoş geldiniz tekrardan. Ben o zaman paraşütü hazırlayayım hocam. Sonra uçuşa çıkarsınız. Tamamdır. Görüşürüz. Ay hocam yanlış anlamayın ama ben daha çok alışveriş yapmak için geldim. İlhan Hanım o da haftasına mı geldik Pınar? Ne alışverişi? Ay yok kızım be. Organik yiyecekler falan alacağım. Yaşam koçum önerdi. Detoks yapacağım. Merhaba. Merhaba. Esra. Pınar. Esra. Aylin. Ben Rüzgar'ın nişanlısıyım. Merhaba. Selda ben de. Merhaba. Merhaba. Senin ne işin var burada? Aşkım bir hoş geldin demiyorsun. Hemen ne işin var diyorsun ya. Tamam. Hoş geldin Esra. Ne işin var senin burada? İnsanlar İstanbul'dan geldi. Uçmak istiyorlar. Uçmaya. Tamam ama acelesi yok. Önce bence kasabamızı gezin. Kasabamızın güzelliklerini görün ha. Ay gezelim tabii. Hem alışverişi de aradan çıkarmış olurum. Köy yumurtası falan da alır mıyız? Hormonsuz gıdalar falan. Yani köy yumurtası benden sorulur. Ben belediye başkanının kızıyım. Bu konular benim ihtisas alanım. Sizi her şeyin satıldığı böyle çok güzel yerlere götüreceğim. Tamam o zaman bir tur atalım madem. Hem belki bir şeyler de içeriz. Tabii Rüzgar hocamız izin verirse. Problem değil ama çok fazla oyalanmayalım. Havanın durumu değişebiliyor. Tamam tamam yarım saat bir saat takılır geliriz. Tamam hadi o zaman benim arabayla gidelim. Hadi o zaman. Şişt, gel buraya. Sen niye insanları aşağı indirmeye çalışıyorsun ha? Uçacaklardı.
Aa, aşkım, benim sana yardımcı olmak birinci görevim. Ayrıca belediye başkanının kızı olduğum için bu insanları ağırlamak da asli görevim. O yüzden hemen onların yanına gidiyorum. Esra. Nerede? İptal, sonra gelin. Peki. Sinem, hadi! 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 Biraz daha çıkmasan gidiyordum Sinem. Ya geldim işte. Yalnız deniz çok güzel. Ya ben sana kızlar burada diyorum, sen bana hala suyun güzelliğinden bahsediyorsun. Kafana güneş mi geçti senin, ne oldu? Hadi yürü. Şurada. Okey. Başkanım, bizim kaçağa benzer kimseyi gördün mü? Kanun kaçağına benzer kimse yok başkanım. Deve Çavez Muzaffer. Niye bizi takip edersiniz öyle sinsi sinsi? Hani arabalara katılmayacaktınız? Ha, evet. Hani yardımcı olmayacaktınız? Tabii size yardım etmeyiz ki be. O zavallı kader kurbanı garibanı bulursanız onu sizden korumak için buradayız. Dayanışmadır. Bir Allah seni nasıl bilir söyle yapsın be. O zamanlı kader kurbanı gariban dedin, azılı katil azılı. Tüh. Hadi yürü. Allah Allah, kafayı yiyeceğim, bu ne ya? Yok artık. Bu nasıl patlamış kızım böyle ya? Kabus gibi bir gün ya. Yani arabanın lastiği paramparça karşımızda. Ben hiçbir şey anlamadım Sinem bu işten. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bayağı kasıtlı olarak yapılmış yani. Of. Heh. Ne? Aklından bile geçirme. Hiç gülecek halim yok Sinem. Yani bir an evvel metro ile mi gideriz, eşekle mi gideriz bilmiyorum ama Pınarlarla karşılaşmadan ben eve gitmek istiyorum. Ya hayır 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 hayır. Evet evet evet. Ne ya? Ha şunu. Hadi. Günce sana inanmıyorum ya. Allah'ım. Hayır ya. Allah'ım ağlamak istiyorum teyze yaşına. Tavuk. Hadi. Ya hoş geldiniz kızanlar. O ekmek, kilo aldırmayan ekmek. Yani muhteşem, kokla bir onu. Bak. Hmm. Bu yenmiyor. Evet. Sabun bu. Ha. Abicim köy yumurtası var mı? Var tabii, olmaz mı? Hem de taptaze. Üzerinde samanı, gübresi, her bir şey var be ya. Ay bakayım. Süpermiş. Ben sepeti alayım. E buyur. Abi. Her şeyi çok seveceksin. Ay. De sabun da vereyim mi? Olur. Ne yaptın sana üstten? Ne yapmışım? Ya ne demek ne yapmışım? İşim gücüm var benim ya. Sen niye insanlar alıp meydana getiriyorsun? Sanki Paris'teyiz. Alacakları şey sütle yumurta o kadar. Ama babam dedi. Yani kasabamıza gelen turistleri al dedi, gezdir dedi. Onlara kasabamızın güzelliklerini tanıt dedi. Hem ben nişanıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Karışma lütfen. Kızlar. Bu neymiş gerçekten? Ben bunun pekmez kızlar, pekmez bunlar. Böyle içiyorsun, istersen cildine sürüyorsun. Pamuk gibi yapıyor, sen bir dene. Şu çalı çırpı. Onu da yüzüne sür, gerçekten çok iyi oluyor. Allah Allah, her yerde bu kadın benim karşıma çıkıp duruyor ya. Bir rahat huzur yok. Hanımefendi, bakiyeniz yetersiz diyor. Hatlarda bir problem olmuştur, bir daha deneyelim. Bakiye yetersiz diyor. Öyle olsa hatlarda problem var der İnce Hanım. Bakiye yetersiz diyor. Selma Hanım, sizin aceleniz varsa siz geçin, buyurun. Bakiye yetersiz diyor efendim. Hayır yani bizim acelemiz olduğundan değil de bu kadar insan sıradayız. Hani bizim de işimiz gücümüz var İnce Hanım yani. Tamam beyefendi, ben bunları almayayım. İnsanları da bekletmeyelim. Hiç önemli değil, daha sonra verirsiniz.
Yok, aslında bir telefon etsem hallederim ama aramayacağım. Daha sonra gelirim. Alayım kartımı, teşekkürler. Günden, neden de seni böyle poşetleyeceğim ben? Karayinci! Sedat abi, al Allah aşkına sen de şunları benim gözümün önünden. Hadi, hadi. İşimiz var abi. Tek fazla. Bu da peynirleriniz. Sağ olun beyefendi. Kızlar isterseniz sahile de gidebiliriz. İsterseniz traktörle gidelim. Traktör mü? Ay yok artık. Saçmalama Selda. Burada traktöre durumu olmayan fakir insanlar falan biner. Sizlik bir şey değil yani. Esra, ne alakası var? Traktöre herkes biner. Bunun zenginlik ya da fakirlikle bir alakası yok ki. Ay benim nişanlım çok yufka yüreklidir. Hiç kıyamaz durumsuzlara. Burası çok kötü koktu. Keçi yaptı değil mi altın? Keçi. Ah, traktör mü o? Aa, içindeki de Günce. Günce değil mi? Günce! Günce! Bana bunun şaka olduğunu söyle Sinan. Günce! Ay, kiraz güzeline bakın, traktör tepelerinde Günce! Rüya gibi bir tatil dedikleri bu olsa gerek zaten. Ya traktör arkasında tavuklarla gidiyorum. Sinan! Ne? İnanmıyorum. Gördüler mi bizi? Gördüler. Çık, rezil olduk. Çık, rezil olduk. Ya siz iyice kafayı yediniz be. Bu kadar insan içinde nasıl bulacaksınız katili? Hepsi birbirine benziyor plaj halkımın. Kılığından kıyafetine anlaşılır. Herkesten şüphelenmek lazım ama herkese. Ana. Ana. Fikri, ne oldu lan? Hayırdır Fikri? O mu der? Aşkım baksana denizden kaçar valla. Fikri, adam buradan bile değil. Yabancı lan. Anlarız şimdi yabancı mı diye mi? Dikkat, dikkat. Gönderme belediyesi sınırları da halindesin bak. Bak bakayım buraya. Alo. Helal yukarı. Yukarı. Sakin, kıplaşma. Yavaş yavaş gel. Yavaş yavaş gel. Ha, gel 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 gel. Kıplaşma. Pasaport, kimlik. Ne kimliği kardeşim? Denizin ortasında kimlikle mi yüzeceğiz? Bak Allah Allah. El kolları kırılacak ya başkanım. Fikri, adam çıplak be. Kimliği nereden bulsun? Doğru söylen. Bana mantıklı geldi bu. Başkanım, tipe bak tipe. Bak katil gitti. Dövmesine bak. Kardeşim, kusura bakma. Bir yanlış anlaşma oldu. Hadi sana hayırlı çinmeler. Eyvallah, sağ ol. Başkanım, vallahi gidiyor. Katil güzel. Fikri, yürü. Gülmeyin siz de be. Fikirsiz Fikri. Tövbe tövbe. Bence görmezlikten gelelim gidelim. Saçmalama kızım ya. Gördüler artık. Kızım ben daha bu sabah Alaçatı'da check-in yaptım ya. Günce. Gelsenize buraya. Aman cezası ya. Ay niye gelmiyorlar? Ya benim arkadaşlarım bunlar. Tanıştırmak isterdim sizle ama bilmiyorum. Kaçarı yok. Gitmemiz gerekiyor. Hadi. Hadi. Günce mi o? Aynen o. Gel gel. Günce. Biz seni Alaçatı'da zannediyorduk. Ne işin var burada? Alaçatı. Siz tanışıyor musunuz? Evet. Günce bizim İstanbul'dan yakın arkadaşımız oluyor. Rüzgar Hoca çağırdı bizi buraya. Yamaç paraşütü yapmaya geldik. Rüzgar mı çağırdı sizi? Sorumuza hala cevap vermedin Günce. Ne işin var burada? Neler oluyor? Sen arkadaşlarına Alaçatı'dayım mı dedin? Demek utandı burada olduğunu söylemeye. Burası sosyeteye göre bir yer değil. Esra, bence artık uzatmayın. Aylin Hanımları buraya çağıran sensin, ben değilim. Rezil oldu kızcağız. Günce, neden yalan söyledin bize? Of.
Esra, Esra. Ya ben ne yaptım şimdi? Ay! Aa, geldim mi sen hayatım? Evet, geldim, geldim. Faksları da aldım. Of, ben de alışverişe gittim ama hiçbir şey almadan döndüm. Niye, hayırdır? Ya kartta bir problem çıktı, bakiye problemi falan dedi ya. Ama ne, zannetmiyorum öyle bir şey olacağını ama... Yani yoktur, değil mi? Sanmıyorum. Ben yarın bir bankaya telefon edip sorarım. Çipinde falan bir sorun vardır herhalde. Ben de öyle düşündüm. Ay, yanıma para da almamışım. Her şeyi bıraktım çıktım. Ama Selma da benim sinirlerimi bozdu. Bir sürü laf söyledi falan. Aman. Senin güzelliğini kıskanmıştır. Bunlar mı beklediğim fakslar? Ne bunlar? Haciz yüzünden bazı ayarlamalar yapmak istiyorum. Senin üzerine de bazı şeyler var biliyorsun mallar. Dikkatli olmak lazım. Onun için birine vekalet vereyim de sen bu sıcakta uğraşma diyorum. Ya ne tatlısın kocam benim. Oh. Bu mu? Yarın akşam İstanbul'a götürüp sabah erkenden evrakı notere ulaştırmak istiyorum. Ya niye böyle geri faks falan öyle bir şey olmuyor mu? Yok yok, ıslak imza gerekiyor. Çok geç kalmam, merak etme, erkenden gelirim. Her şey yoluna girecek hayatım. Ha ama bak, ondan sonra seni hiçbir yere bırakmam, o ayrı. Günce, Günce dur. Ya bırak kolumu ya. Ya konuşmamız lazım. Ne konuşacağız ya? Seninle sonra hesaplaşacağız. Bu yaptığın sana hiç yakışmadı Türkiye. Ah Esra, yine yaptın yapacağını. Arkadaşlar, bu arkadaş hapishane nakil aracının şoförü. Yani Cani'yi gören adam. Bize şimdi eşkalini anlatacak. Fikri de robot resmini çizeceğiz. Fikri mi çizecek? Robot resmini be ya. İlkokulda resmim onda, hatırlatırım yalnız. Ve senin bu adam çöp adam bile çizemez be ya. Arkadaşlar, arkadaşlar aramızda konuşmayalım. Konuşmayalım. Evet kardeşim, nasıl bir adamdı anlat bakalım. Böyle kır saçlı, yüzü yuvarlak bir adamdı. Kır saçlı, yüzü yuvarlak. Anladın mı? Çizer misin? Nasıl gider? Normal. Normal. Devam, devam. Ağzı biraz ufak ama gözleri iriydi. Ağız ufak, gözler iri. Hiç benden böyle bir yetenek beklemiyordunuz değil mi? Oo! Eşkal hakkında bir fikir veriyor mu? Veriyor. Veriyor, veriyor. Veriyor. Yalnız dayı, o gözlüklerle eşkali göremeyebilirsin. Peki, sakalı bıyığı falan yok muydu? Şu an tam hatırımda değil ama kirli sakalı vardı sanırım. Kirli sakal. Kirli sakal. Neyse, bu kadar da bize yeter. Sağ ol. Zahmet oldu sana. Teşekkür ederiz. Peki, durum ne? Son rötuşlar başkanım, son rötuşlar. Son rötuş. Başkanım. Bu ne be ya? Eşkal. Eşkal. Nasıl eşkal bu? Uzaylı gibi olmuş. Valla orasını bilmem başkanım, hani bu. Elften yabancı. Fikri. Hatta aşırı yabancı. Adam şimdiye kadar katil olmadıysa bu resmini gördükten sonra kesin seni katil olur be ya. Ağlamazsın sıraftan, gülersin dinekler gibi. Çık oradan. Yürü. Yani oluyor böyle şeyler. Yani ne olduğunu ben de pek anlayamadım ama. Esra. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha?
Ne yapmışım? Ne demek ne yaptım ya? Arkadaşlarının önüne Günce'yi küçük düşürdüm. Pardon ama Günce'nin arkadaşlarını buraya çağıran sensin, ben değilim. Sen beni aptal mı zannediyorsun ha? Ben nereden bileyim Günce'nin arkadaşları olduğunu? Tabii sen bir şekilde öğrendin değil mi? O yüzden Günden'le meydana getirdin onları. Yok artık. Nereden bilebilirim ben böyle bir şeyi Rüzgar? Tabii ya. Tepeye gelmenin sebebi de oydu. Sadece Günce'nin arkadaşları Günce'yi burada görsünler diye değil mi? Rüzgar ne alakası var? Ben kasabamıza gelen yabancılara burayı gezdiriyordum, onlara yol gösteriyordum. İyi, ben de şimdi sana yolu gösteriyorum. Hadi tıpış tıpış. Sen beni yanlış anlıyorsun. Beni daha fazla kızdırmadan git. Tamam. Tamam, sen kızgınsın şimdi. Tamam. Selda. Görüşürüz aşkım. Gidelim artık. Ne oldu be? Bebeğim. Günce. Kuzum, aşkım. Hadi yapma, üzülme. Böyle bak beni de üzüyorsun. Ya tamam, üzülmüyorum anne. Ben ne diyorum sana bebekliğinden beri? Hı? Yalan çok kötü bir şeydir. Er geç ortaya çıkar. Yalan söylemek çok kötü bir şey. Ben de gelebilir miyim? Gel. Gel bebeğim. Üzülme artık. Ya ben Rüzgar'ın bana yaptığını da üzüldüm. Ne yaptı Rüzgar sana? Arkadaşlarımı buraya çağırıp beni küçük düşürdü. Allah Allah. Nereden tanıyormuş ki arkadaşlarını onu? Niye çağırsın onları? Bilmiyorum işte, beni küçük düşürmek için böyle bir şey yaptı. Yok artık daha neler. Yapmaz öyle bir şey. Hiç öyle kötü düşünme bebeğim. Ne yaptığımı biliyorum ama. Hem Servet Başkan, hepten kafayı yedi, Allah canım alsın ya. Aynen. Bunlar değil, kanun kaçağını. Buradaki kaçağı bile bulamazlar. Allah! Halkımın Fethan Başkanı ya. Dur! Öst! Sen kimsin ya? Hadi. Başkanım. Aradıkları kaçak bu olmasın? Ha! Biz de seni arıyoruz sabahtan beri ha. Arayan bulurmuş. Çıkarın paraları. Hangi paraları? Dalga geçmeyin. Bak güzel kardeşim, sen yanlış anladın bizi ya. Biz senin tarafındayız. Ha? Seni arıyorduk, bir işe ihtiyacın var mı giderelim diye. Daha ne ihtiyaç lan? Çıkarın paraları. İşte o konuda biraz darboğaz yaşıyoruz. Nasıl yani? Şimdi güzel kardeşim, bu gördüğün güzel şirin kasabanın biz başkanımla birlikte müzmin muhalifi olduğumuz için... Kes lan! Sök şunun paraları. Çıkar paraları. Aç. Bana bak. Ya böyle şangır mungur ayıp oluyor halkımıza karşı. Şunları bir bütünletseydin. Sen nereye bütünleteceğim be? Epi topu 4 lira çıktı zaten. Al kardeşim. Güle güle harca, helali hoş olsun. 4 lira kime yeter lan? Dalga mı geçiyorsunuz? De 1 lira da sen koy, 5'e bütünlet işte, Allah Allah. Kusurumuza da bakma, sana da mağcup olduk. Defolup gidin lan! Bir de benim tarafımdalarmış. Çulsuzlar, hadi! Tebile de bağırılmaz ki be. Allah Allah. Hiç. İnsan yıldaş yıldaşa böyle mi yapar? Ah, bilelim. Biz yanlış tanımışız halkımı. Kaç başkan, kaç, kaç! Yalan söylemiş arkadaş. Alaçatı'dayım demiş. Beğenmiyor bizi. Hor görüyor.
tanıyor bizden. Ne alakası var be? Kız söyleyememiştir arkadaşlarına. Vardır bir bildiği. Sosyete ya bunlar. Lafsız olur diye öyle demiştir be. Sırf o değil ki. Arkadaşlarını onu utandırmak için buraya ben çağırdım sana. Sırf bana kızdığı için gitti Fettan çıkma teklifini kabul etti. Ne? Fettan çıkma teklifini mi kabul etti bu? Evet. Neden bunları yapıyor anlamıyorum. Seni seviyor da ondan. Abicim ne sevmesi? Kız benden nefret ediyor. Seni seviyorsa kalbindesin. Nefret ediyorsa aklında. Yani iki türlü de seni düşünüyor demektir bu. Sen yine şanslısın oğlum. Zaten bu hayatta sadece şanslı olanlar aşkta diyor. Yani beni kızdırmak için mi yapıyor bütün bunları? Ne bileyim artık. Kıskandırmak için, kızdırmak için, dikkat çekmek için. Kadınları kim anlamış ki artık? Şimdi biz mi anlayacağız burada? Kadınları anlasaydım yalnız olmazdım da. O ne demek Osman? Sen yalnız değilsin ki. Biz varız burada bak. Rüzgar var, ben varım. Aa, lafa bak. Bunu aldım ben. Hadi denize girelim. Ah, gece gece. Gece gece. Ana vallahi gidiyor. Vallahi gidiyor. Tenereye gidiyorum be. Denize. Ana, harika ak yürü. Nerede görüyor musun? Vallahi göremiyorum karanlıkta be. Ay nerede bu? Göremiyorum da. Arkadaşımız bu bizim. Ne yapacağız biz be? Gireceğiz. Devrimize girelim o zaman. Hadi. Hadi. Aa çıktı Poseidon. Vallahi çıktı. Korkuttun mu? Ay, ayıp ediyorsunuz ama Fikri Bey be. Kaç kere söyledim şu Meret'le benim böyle kulağımın dibinde bağırmayın diyerekten yani. Şimdi Hülya Hanım, özel hayatla iş hayatını birbirinden ayırmak lazım. İş hayatı olduğunda apolodan, özel hayat olduğunda normal insan ağzı. Allah Allah, özel falan yani. Ne konuşacakmışız ki biz sizinle böyle özel olaraktan? Su olabilir mesela. Su mu? Nasıl su? Normal. Aşkı o. Aa. Vallahi. Dilim damağım kurudu. Fırdım vallahi fırdım. Ateş bastı. Ne mi? Ayaklarıma karasulayın. Adamı da yakalayamadık görüyor musun? Aa. Vallahi. Gelin içeriye ki soluklanın bakayım. Vereyim size bir soğuk su anlatın. Kimmiş neymiş? Hangi adamı niye kovalıyorsunuz? Ay çok merak ettim. Anlatacağım, anlatacağım. Geçin, geçin. İçin bir serinlensin, şöyle içeri geçelim de mi? Yetiş. Ne olur kız? Kız ne olacak? Ateş bacayı sardı. Ama dükkan mı yandı diye. Ay yok be, Hülya'nın dükkanı. Aa, uğursuz dükkanı yaktı şimdi değil mi? Ay yok be canım. Senin Fikri az önce dükkana geldi. Ay bunlar bir gülüşmeler, bir kıkırdamalar. Fikri, benim Fikri. Ay senin mi onun mu ben bilemem.
Ama dükkana girdiler. Kapıyı da kapattılar. Artık içeride topuz mu yaparlar? Masaj mı yaparlar? Ben bilemem canım. Sen bilirsin. İyi, ben bilirim. İyi ki aradın şimdi seni diye. Ben geliyorum. O saçları bir bakayım, yolayım ne oluyor. Bir böyle masaj yapayım, kemiklerden ses geliyor mu? Geliyorum ben, sen bekle. Ay şimdi gelecek, dükkanı dağıtacak. Ay bize eğlence çıktı be. Bittim sen Fikri, bittim. O hülya karısıyla seni takan olsun tepesine sürmezsen. O kümes kadar şeyinizi de başınıza yıkacağım. Ecel seni çağırıyor Fikri. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz be? Gelin gelin. Ben kendim geçerim Fettah. Yardım etseydim. Sağ olasın. Buyur. Oo, sofraya bak sofraya. Sonnet. Ayıp oğlum. Köfteciğim ne ayıbı ya. Bırak çocuk yesin, biz çocukluk arkadaşız. Bu tekne sizin de tekneniz. Eyvallah Fettah. Şimdi ben daha size mangal yakacağım. De bak gördün mü, mangal sözünü unutmamış, ben demiştim ama. Evet. Mangal. Hatta ben hemen başlayayım, anca olur. Evet tamam, ben de sana yardım edeyim. Sonra da dümene geçerim. Aynen aynen. Hadi. Sırf dümen çevirsin diye almıştır tekneyi bu. Vallahi bu şaka benim aklıma gelmişti ama sen benden önce yaptın, sen benden daha çok yaşayacaksın ha. Senden çok yaşayacağım garanti. Bugün de beni sinir edersen seni var ya öldürürüm Kornet. Ne gerginlik be, eğlenmeye geldik, azıcık rahatla. Biz de eğlenmesin, nerede bunlar? Ben başka bir şey istemiyorum. Sufla çok güzel yalnız. Şişt, illa bir görgüsüzlük yapacaksın değil mi Kornet? Kan şekerim düşsün, ne yapayım? Tamam oğlum, insanlar gelecek, beraber yiyeceğiz be. Tamam. Yemiyorum, böyle aç aç oturuyorum ben. Sen hep açsın Kornet. Hiç doyduğunu görmedim ben seni. Hep açsın sen. Bak yine aldın. Öz hakkı bir daha alma. Dün başımıza gelenlere hala inanamıyorum. Kızım, göstereceğim ben ona gününü. Oyun nasıl oynanır görecek o. Oo, sıkı bir intikam planı geliyor desene. Tabii ki de. Kızım bile bile herkesin önünde küçük düşürdü beni. Arabanın lastiğini bile o patlatmış olabilir. Oo. Yani tabii bilemeyiz ama eğer o patlattıysa ayağı bela altı vurmuş. Hiç yakıştıramazım Rüzgar'cığım. Bizimle değilsin. Ya güldürme beni ya. Sinem, ben Rüzgar'dan intikamımı söke söke alacağım. Ya o konuda hiçbir şüphen olmasın. Ama kızlara çok fena rezil olduk ya. Aramışlar dün gece de, telefonlarına da dönemedim. Yalnız o suratlarındaki dev ifadeyi ömrüm boyunca unutamayacağım galiba. Ya, traktörün tepesinde. Hatırlamak bile istemiyorum. Kızlar, ne yapıyorsunuz burada, tıkıldınız? Ha? Hadi çıkın biraz dışarı hadi. Tamam teyze, geliyoruz. Ya siz geçin bahçeye. Beni aradılar da arabanın lastiğini yapmışlar. Ben gidip alıp geleyim diyorum hemen. Tamam dur, ben de seninle geleyim o zaman. Yok yok, ben gidip gelirim hemen. Sen ben de gel, gel biz kahve içelim. Hadi gel, yapıyorum kahve. Tamam teyze, geliyorum. Ben niye gelmiyorum ya? Çünkü benim Rüzgar'la bir iki dakikaya ihtiyacım var Sinem. Sen gelme o yüzden. Ha, tamam, anladım. Git sen git. Kız, vallahi filmlerdeki gibi kötülük yaptın ha. Sen daha dur, bu daha başlangıç. Hele o Günce denen İstanbul sosyetesi Rüzgar'a yaklaşmaya kalksın. İşte o zaman devamı gelecek. Vallahi arkadaşım sen yaparsın. Ben o ışığı senin gözünde gördüm. Aniden karar vermeler, arabanın tekerini patlatmalar filan. Kız ben bile ne olduğunu anlamadım. Vallahi helal olsun sana, kızı rezil ettin. Bence az bile. Ben o arkadaşlarından şöyle okkalı bir tokat yesin istedim ama... Neyse. Bu ona yeter herhalde değil mi? Yani artık daha fazla durmazlar burada, giderler. Gider gider. Milletin ortasında rezil oldu. Rüzgar da gördü hem. Rüzgar da gördü hem. Ne demek Selda pardon? Ne anlatmaya çalışıyorsun? Neyi ima etmeye çalışıyorsun yüzüme karşı? Kız ben ne ima edeceğim? Hani sen öyle şeyler diyorsun ya. Zaten
sen varken çok zor. Zor değil. İmkansız. Evet. İmkansız. Hadi ben kaçtım. Oğlan nereye gidiyorsun? Misafirim var. Abi kız çok kızgın. O suratı bilirim ben. Araya kaynamadan kaçayım. Hoş geldin. Ne hoş geldin ya? Cevap bekliyorum senden. Cavez Muzaffer. Hadi finalleyse de ben seni akıllı adam sanırdım be. Ya neye ki o? Masumdur dediğiniz adam sizi soymuş. Servet Ünür'üm haklı. Hadi canım biz kendi çabımızda adama yardım edecektik dayanışma. Ama adam biraz erken davrandı. Hale bak hale bak. Adam sizi soymuş suvana çevirmiş hala kuyruğu dik tutmaya çalışırsınız. Doğru dediği başkan olaydı. Vatandaşa böyle yük binmezdi. Laf çakma başkanıma. Fena olur bak. Bizim iktidarımız da olacaktı ki. Ay tüküreyim sizin iktidarınıza be. Sizin iktidarınız bir iktidarınız olmaz. Neden? Çünkü muhaliften iktidar olmaz. Bunu kafana sok. Yok mu ya? Bak Yunanistan'a aslan gibi çıplas. Nasıl aldı iktidarı? Ne var be ne var? Yunanistan'ın aslan gibi çıprası varsa... Bizim de aslan gibi levreğimiz var be ya. Laf kalabalığı yapma. Zalim başkan. Aynen öyle be zalim başkan. Ya belki adam beyin yiyen bir katildi ha. Belki canımızı zor kurtardık Allah canım alsın. Doğru söylersin. Ya. Doğru söylersin. Ama adam aç kalırdı be ya. Sizde beyin yok ki. Ne diyorsun be ya? Sen? Durun, durun. Aman, aman, aman. Başkanım kurban olayım. Durun, yapma. Çekil şunu be. Rüzgar, senden cevap bekliyorum. Tamam, sakin ol. İstersen bir soruyu sor, belki ben de cevaplayabilirim. Arkadaşlarımı neden çağırdın buraya? Beni burada rezil etmek için mi? Ya ben senin arkadaşın olduğunu bilmiyordum ki. Bal gibi de biliyordun. Bilmiyordum. Bizim Günden'de yamaç paraşütü sitesi var, tamam mı? Oradan bana yazdılar. Yamaç paraşütü yapmak istiyoruz dediler. Ben de kabul ettim, davet ettim. Hepsi bu. Her şey tesadüf yani. Yalan söyleme Rüzgar bana. Aynen öyle. Tesadüf. Şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Ne soracaksın sen bana ya? Diyelim ki ben senin arkadaşlarını çağırdım. Bunu neden yapayım? Beni burada onların gözünün önünde küçük düşürmek için tabii ki de. Neden olacak? Ha, yani senin onlara yalan söylediğini ispatlamak için. Evet aynen öyle. Peki onlara yalan söyleme sebebin ne Günce? Neden onlara Günden'de de olduğunu söylemedin? Sana ne ya? Konumuz bu değil Rüzgar. Onlara söylemedin çünkü buradan, benden, bizden utanıyorsun sen. Benim gibi sıradan insanlarla olmak yerine sosyetik arkadaşlarını tercih ediyorsun. Burayı geçmişte kalan bir hata olarak görüyorsun. O yüzden en yakın arkadaşım dediğin insanlar bile senin burada olduğunu bilmiyorlar. Ya saptırma konuyu. Onları sen mi çağırdın? Çağırmadım. Onları buraya çağırmam için senin benden, bizden ve hepimizden utanıyor olduğunu bilmem gerekirdi. Zaten bunu bilseydim seninle konuşmazdım bile. Ama öyle olmadığını biliyorum. Bu kadar değişmiş olamazsın. Unutmuş olamazsın. Unuttum. Unutmadım. Unuttum. Unutmadın çünkü ben unutmadım. Artık rol yapmayı bırak. Fettah sana göre biri değil. Buna ben karar veririm Rüzgar, tamam mı? Sana nişanlınla mutluluklar. Tam öyle yakalamışım. Ya havada sıcak tabii. Birden bir gözüm kararmasın benim. Eyvah be.
Tansiyonlarınız düşecek Fikri Bey. Candırma mısınız siz? Ne koşuyorsunuz adamın peşinden o kadar? Koşmayın canım, bırakın, bırakın. Bırakamam Hülya Hanım, bırakamam. Kasabanın emniyeti söz konusu. Sonra? Sonra arkasından bağırdım. Dedim ki ona, belediyeler kanun namına. Dur dedim, dur. Ay, çok heyecanlı. Sonra? Sonra tuttum yakasından bunun. Çevirdim. Ne oluyor be? Sen de kimsin? Nereden çıktın? Sessiz olun. Anam kelepçe. Siz şu nakil aracından kaçmış arkadaş olabilir misiniz acaba? Nereden arkadaşın oluyor lan senin? Ben de yine merak işte. Dilim kopsun. Fikri Bey, ne yapacağız şimdi? Aranızda konuşmayın. Sen benim kasamdan paralarımı mı alıyorsun be? Ağda yaptırmaya gelmedik herhalde. Sana hesap mı vereceğim? Hülya Hanım, adam azlı katil. Doğramışlığı var biliyor musun? Eyvah, katil mi? Katil. Hırsız hem katil. Şşş! Kes! Sessiz olun. Bana araba lazım. Hem de hızlı araba lazım. Vah vah, bende var hızlı. Pırpır var bende. Evet. Su motorundan bozma be pırpır. Vereyim sana pinersin. Dalga mı geçiyorsun lan? Sen git onunla bahçe çapala. Estağfurullah, hani ben yardımcı olmak babında şey ettim. Evet. Kes! Şundan, şundan çok güzel o. Şundan da çok güzel, çok güzel. Al bakalım. Bunlar da son balıklar. Sağ ol kızım. Yüz sana kornet. Yunus yemiyor bu kadar balık be. Telekomunum sağ mısın? Ne yedim ben be? Lan bir kasa sardalya yedin. Ne yedim diyorsun hala? Hadi. Ya köfteciğim lafı mı olur ya? Biz yabancı mıyız? Canın sağ olsun kardeşim. Afiyet olsun kornetim. Adamsın Fethi, adamsın. Ben şu mezeleri çıkarayım da bunlar ziyan olmasın. Yazık, günah. Yeter yeme artık, mide fesatı geçeceğim. Senin için fesat be. Karışma bana. Arkadaşlar, şaka maka bu teknede bir arada olmamıza gerçekten çok sevindim. Ya sonuçta burası küçük bir kasaba. Biz de sürekli birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Artık aramızda kavga gürültü olmasın diyorum ben. Vallahi kavgadan gürültüden biz de hoşlanmıyoruz zaten Fetta. Ben onu söyleyeyim sana açıkça. İyi. Anlaştıysak denize girelim mi kankalar? Evet ya. Hadi zaten çok sıcak. Mayolarınızı getirdiniz mi? Ya ben getirdim. Sen? Bravo. Ben de getirdim. Ya hadi o zaman. Otur otur. Şunları bitirelim. Öyle kalkarız. Yazık lan, atılmasın. Uçan bir yerde bayılacaksın artık, yeme. O kadar dayanmaz artık. Şu adamla bir konuşsanız artık diyor. Vardım vallahi vardım. Ne konuşayım adamla ben? Adamı da anlamam, etmem. Ondan sonra hiç dedim değil. İyi ama adam sonunda bizi kıtır kıtır kesecek. Değişecek mi? Değişecek, değişecek. Kes! Aranızda konuşmayın. Kadir kardeşim. Bak, dinle. Sakin, relax. Mantıklı ol. Şimdi seni etrafta hiç kimse görmedi. Duymadı, bilmiyor. Anladın mı? Hani bizim aramızda, tamam? Kes ulan! Allah! Sana hesap mı vereceğim? Yok canım. Hülya Hanım, gördüğünüz, duyduğunuz üzere iletişim kurmak istemiyor. Evet. Adam her ne kadar katil olsa da bir yerde ona saygı duymak lazım. Sonuçta psikolojik bir ağırlık var üzerinde. Kes! Kardeşim bunlar sizin. Tamam, koy öyle. Deniz de çok güzel bugün. Çarşaf gibi vallahi. Uşt! O ne be?
Ay bin Kaptan Kusto. Bu ne? Sen kimsin lan? Bu ne? Osman be ya. Osman. Bu ne hal? Ne varmış halinde, ne güzel. Deniz şortu falan giyseydin. Ne yapayım şortu ben? Dalacağım ben. Dalacaksın. Dalacağım şimdi ben sana Osman. Bu ne hal? Adam gibi bir şey giyseydin. Ne yapacağız? Titaniği mi arayacağız derinlerde? Hadi be. Karışma bana. Ben dalacağım. Hadi girelim, hadi bak piştim ben, hadi. Yürüyemiyorsun. Yediğin balıktan yürüyemiyorsun. Haline bak. Şu haline bak. Yunus gibi oldun. Ayağın takıldı. Ay, dur. Afiyet olsun, yardım et. Dur, geliyorum. Terliklerimi çıkardım. Çıkmıyorum. Çıkmıyorum. Gel. Dur, geldim. Dur, tuz geldim. Geldim. Gitti. Ya beni tutma. Üşürdüm be ya. Dur, geliyorum. Geliyorum. Gel. Aa! Gelsiniz hadi be. Oo! Gelin. Biz çok güzel. Gelsiniz be. Ya gençler, bizim çok acil bir işimiz çıktı. Acele kaçmamız gerekiyor. Hadi görüşürüz. Bak, burası denizin ortası. Şakası olmaz ha Fethi. Bak, boyu geçiyor bura, boyu geçiyor. Demek ki kardeşim neymiş? Boyunuzdan büyük işlere kalkışmayacakmışsınız. Bu da size ders olsun. Sen ne diyorsun be? Fethi, dur diyorum bak sana. Allah canını almasın. Fethi, gel buraya. Bak, şakacı bile kötü be. Görüşürüz gündendik efendileri. Bir demek görüşürüz. Sanırım görüşeceğiz. Allah senin cezanı versin Kudret. Hep de Allah'ın cezanı versin. Bunlar bizimkiler değil mi ya? Şerefsiz Fettah. Acil bir iniş yapmamız lazım, kusura bakmayın. Ne oldu hocam? Önemli bir şey değil. Tamam hocam, siz nasıl isterseniz. Güzel. Abi hayırdır, çabuk indiniz? Ya bizim Osman'la Arif denizin ortasında gördüm onları. Nerede? Ya bizim Fettah bunları kandırıp denizin ortasında bırakmış. Abi bizimkilerin Fettah'ın teknesinde ne işi var? Ya işte mangal yapacağız diye kandırmış adamları. Ben de geleyim mi? Yok, gerek yok. Dikkatli ol. Tamam, merak etme. Şehadet getir Fekra. Haydi. Git! Ne yaparsın burada Fekra? Ne yapayım? İşte hep aynı. Bütün işler, katil yakalarım. Onu sürme. Ülay'la böyle kucak kucağa el ele ne yaparsın onu soruyorum. Ya görmez misin be ya? Ve inandık, Allah Allah. Evet, Ülya. Kim bu adam? Fikri Bey. Ülya. O değil, Allah Allah. Adamı soran yerde yatan adamı Ülya Hanım. Katil Bey. Katil mi? Katil. Öldürdün adamı. Eyvah. Topusunla beni öldürdün. Topuğundan adam. Ne? Öldü mü ya? Ölmüş, bak bakayım ölmüş mü adam? Karışmam, karışmam ben de. Adam gitti adam. Ölmesin be Fikri. Valla. Öldü mü? Yaşar. Yaşar. Ne şerefsiz adamlarsınız lan. Niye denizin ortasına bıraktınız çocukları? Biz ne bırakacağız ya? Onları sıraladılar. Siz gidin, biz yüzerek geliriz dediler. Sen konuşma lan. Arkadaşım ne, abartma yani. Alt tarafı kaç kilometre yüzecekler. Ben yüzdüreceğim sizi, yüzdüreceğim. Görüşeceğiz. Arkadaşlar, kim yakaladı mahkumu?
Değil mi komutanım? Şunu bir etrafına baksana. Ermek ben yakaladım. Asıl ben yakaladım. Halkım adına. Yalan söylemeyin. Komutanım ben yakaladım. Elmas Hanım nasıl oldu? Şöyle oldu. Benim hedefim o değildi. Menzile girdi. Topun burası çatanak alnına geldi. O da bayıldı aşağı. Vallahi bravo Elmas Hanım. Çok teşekkür ederiz. Ne zaman isterseniz. Arkadaşlar ben de askerliği bakın komando olarak yaptım. Vallahi bu da üniforma sonuçta. Komutan bu nedir böyle? Nereye götürürsünüz kelepçeyle ya? Fikirsiz fikri ne kelepçeledin kendini mahkuma. Öyle acele eden yakalayın diye. Mahkum açmak için uğraştığından kilidi ezmiş. Karakolda keserek açacağız. Ne? Ne? Nasıl? Keseceğiniz mi kolu? Ne kolu be, ne kolu? Kelepçeyi kesecekler. Hadi yürü karakola, yürü. Belediyeniz abisini götürürler. Günahsız inekler gibi. Yürü hadi. Allah aşkına bir yardım edin başkanım. Kafasını kes, komutan. Belediyeniz abisini kıza, inekler gibi günahsız be. Bet, inşallah. Ay, ben daha yüzemeyeceğim. Bu son balığı yemeyecektim ben. Ay, sen git ben zaten yarın karaya vururum. Dedim ben sana. Dedim dinlemedin ki. O kadar yeme dedim. Sen de fetva yalanını yedin be. Sanki sen yemedin be. Ay, Rüzgar kardeşimi de dinlemedik. Bırak beni, ölüyorum ben. Ölmüyorum ben. Bırak beni hocam. Ne öleceğim, ölmüyorum ben. O ne be? Bu ne? Bu ne? Tekne! Tekne! Vallahi kurtulduk. Dur lan vallahi. Ölüyordu be! Beni de batırıyor. Ne ölmüş? Tekne var burada. İmdat! İmdat! Erd! Erd! Erd ne? Belki ecnebidir. Nereden bileyim be? Erd ne? De hadi yüz. Alo. Ne oldu? Hallettin mi? Sence? Dün o imzalı kağıtları kargoya yetiştireceğim diye az kalsın ölüyordum. Biliyorsun ben yaşlı bir adam. Yok canım benim. Gayet de iyisin. Nasıl? Yetişti mi işler? Halledebildin mi? Arabulucularla hallettik. Vekalet ve satış kağıdıyla tereyağından kıl çektik diyebiliriz. Çok iyi. Çok iyi. Tamam Ahmetciğim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Akşam erkenden yola çıkıyorum. Yarın sabah ilk iş bir toplantı yapmak olur erken. Görüşürüz. Hoşça kal. İyi bir haber mi? Ahmet yurt dışındaki bazı yatırımcılardan teklif almış. Dur bakalım ne olacak. Hadi hayırlısı. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Of. Dur, dur. Sakin, tamam. Çek. Oğlum bu ne ağır ya. Yedi bütün denizi yedi o. Yunus balığı gibi yedi bütün balıkları. Bir kasa balık yedi bugün. E niye tepki vermiyor? Bilinci mi kapalı bunun? Yok yok. Bilinci kapalı onun zaten. Bilinçsiz o. Kornet. Şş, nefes almıyor. Bakayım. Nefes almıyor. Almıyor mu? Ya ölmesin abicim çocuk böyle ha? Ölmesin. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Tek çaresi var. Nedir ki? Suni teneffüs. Ağızdan. Ağızdan. Filmlerdeki gibi mi? Filmlerdeki gibi. Gel tutayım ben seni. Dur. Gel. Devam. Ben iyiyim be. Ben iyiyim. Ya. Ben hiçbir şeyim de yok. Oh. Oh. Hadi gidelim. Zaten ben bütün gün denizde kaldım. Acıktım. Köfte. Şimdi senin mekana gideriz. Sen böyle üç pozisyon bir köfte attırırsın. Kendime gelirim. Allah! Seni öldürürüm Kornet. Bak seni öldürürüm artık. Öldürürüm. Sen her şeyi bekliyorsun. Gelme. Sen her şeyi bekliyorsun Kornet. Vay be.
Demek Güncel'in de bayağı gönlü varmış sende ha. Olmaz mı oğlum? E nihayetinde kız da anladı o fakir ve gurursuz lavuktan bir altı olmayacağını. Hem belediye başkanının oğluyum. Hem yakışıklıyım. Hem de paralıyım. Bir kız başka ne ister? Aynen öyle oğlum. Bana diyecek bir şey yok da. Ama ben yine de şaşırdım yani. O kadar insanın içinde. Biz Fettan'la çıkıyoruz falan dedim. Helal olsun. Ya orada şöyle oldu ya, hani ben rüzgara çıkıştım ya böyle. Birader sen ne karışıyorsun? Biz belki çıkıyoruz Günce'yle. O da çıkma teklif ediyorum zannetti. Üstüne atladı hemen. Kesin kesin. Oğlum bak bence sen ne yap biliyor musun? Ara abi kızı, hemen tekneye davet et. Sıcağı sıcağına burada çıkma teklif et. Mevzuyu bağla. Ha? Ha? Nasıl fikir? Lan Kudret. Ha? Madem senin kafan bu kadar gönül işlerine basıyor. Senin niye sevgilin yok? Ah be oğlum. Olmaz olur. Ne demek lan olmaz olur mu? Ben niye bilmiyorum? Kim? Sanal. Ha? Sanal. Yani internetten çünkü. Daha yüzünü bile görmedim oğlum kızın ama böyle. Oğlum kız olduğu bile belli değil. Çüş. Bak erkek merkek çıkar. Biri seninle dalga geçiyordur çok gülerim ha. Yok artık ya. O kadar da salak değiliz herhalde yani. Onu anlarız da. Tamam o zaman ben kızı arayayım. Tekneye davet edeyim. Ya. Şöyle masa kurarız. Çiçekli, mumlu falan. Bak hiç masa falan işlerine de bulaşma sen abi. O işler bende. Sen bana ver parayı. Ben size böyle güzel, alevli, yanar döner bir masa yapayım. Sen o arada kızı ara, bağla işte. Eyvallah kardeşim. De ben cüzdanı evde unutmuşum. Sende para var mı? Fetta, Kudret ben Kudret. Hani sizin yağhanede kuru bir maaşla çalışan Kudret. Bende para ne kadar ya? Ama bak istiyorsan gideyim evden senin cüzdanı alıp getireyim ha? Hadi yaparım bu kıyasalı. Tamam kardeşim. Ben de kızı arayayım. Tamam. O zaman ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Baba. Ha, kızım korkuttun beni. Hayırdır? Bir yere mi gidiyorsun? Evet. İstanbul'a. Ben de geleyim. Günce. Ya baba ben de geleyim işte. Baksana valiz de hazırlamışsın. Uzun kalacaksın belli ki. Ne kadar kalacağım belli değil. Yurt dışından yatırımcılar gelecek. İşim uzayabilir. Tamam o zaman. İyi yolculuklar sana. Sarılmak yok mu babaya? Seni çok seviyorum kızım. Sakın bunu aklından çıkarma. Baya. Ah, yok bir şey. Sadece seni çok özleyeceğim. Ha, sen telefonla bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim Fetta. Evet evet biliyorum konuşmamız gerektiğini. Tamam buluşalım. İskele olur. Fetah yalnız sadece konuşmak için geliyorum. Yani çok fazla kalamayacağım. Tamam peki. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kudret. Söyle aşkların en güzeli. Kudret, Allah'tan evde kimse yok. Öyle aşkım aşkım denir mi hiç? Denir tabii kız. Niye denmesin? Bal dudak. Kudret, sen yürek falan mı yedin? Yürek değil de seni çıtır çıtır yiyeceğim. Çok az kaldı. Abimi arıyorsan evde yok. Biliyorum, biliyorum. O yolu zaten. Niye? Dedi ki kankacığım, eve gidip şu güzeller güzeli kız kardeşimi şöyle doyunca bir öp. Ben nişanlı bir kızım. Başladı ya. Senin nişanlını var ya. Hı. Neyse ağzım bozmayacağım. Abin cüzdanını unutmuş. Hasadan istiyor. Ay. 2 saat cüzdansız duramıyor beyefendi. O harcamayacak. Bana verecek. Akşamki şu Günce tezgahı için çiçek böcek falan yaptıracağım. Neymiş bu tezgah yakışıklı? Ha?
Ulan yakışıklı senin köpeğin olsun be, köpeğin. Söyle neymiş tezgah? Ya bizimki akşamı Günce'yi tekneye davet etmiş de yemeğe. İşte biz de tekneyi süsleteceğiz. Bu işler elimizden iyi geliyor da ayıptır söylemesi. Plan işlemeye başladım. Ne plan kız? Ha yok yok bir şey. Tamam hadi sen git. Güzel süsle tamam mı tekneyi böyle romantik olsun mumlar falan. O iş bende. Kudret yanaktan son bir öpücük alır kaçalım. Oley. Seni akşam bir yerlere götüreyim deyince evet dedim ben de. Ama bir yandan Fettah'ı da havaya sokmak istemiyorum yani. Aman çık bir akşam Fettah'la ne olacak sanki? Böylelikle Rüzgar'ı kıskandırmış oluruz. Hmm. Hem bence o son yediği naneden sonra bunu fazlasıyla hak ediyor. Doğru diyorsun aslında ya. Yani beni düşürdüğü durumdan sonra. Ondan yani. Yoksa aşık falan değilsin. Asla! Ne yapıyorsun ya? Gözüm döndü. Hak ettin ama artık. Öyle mi? Ondan sana. Sinem! Gel gel. Gel. Hayır. Hayır, hayır. Sinem çıkmış. Hayır. Madem öyle, bu akşamki eğlenceye nişanlımla ben de katılmalıyız. Hem Rüzgar teknedeki manzarayı kesinlikle görmeli. Ve Günce'den vazgeçmeli. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen bayağı hazırlanmışsın. Seni mutlu etmek istiyorum. Fettah bak. Ben sadece sana söz verdiğim için geldim. O yüzden çok fazla kalamayacağım. Yani şimdiden söyleyeyim istedim. Olsun. Yemek yiyelim, öyle gidersin. Tamam, peki. Bu çocuk gelmezse güzelim plan alt üst olacak. Aşkım. Aşkım nerede kaldın? Hep geç kalıyorsun. Ben tam vaktine geldim. Sen erken gelmişsin. He, doğru. Heyecandan. Ne heyecanıymış bakayım bu? Şey, böyle seninle buluşuruz da sahilde böyle yürürüz. Belki bizim kornetten dondurma alırız, yeriz falan diye heyecanlandım. Ha, peki söyleyeceğin önemli şey nedir? Seni seviyorum. Önemli değil mi? Şaka mısın Esra? Ya aşk olsun aşkım. Bir kere de şöyle tatlı bir şeyler söylesen. Yani ne bileyim, güzel şeyler söylesen ha? Yemiyorsun hiçbir şey. Beğenmedin mi yoksa? Yo, hayır. Yani her şey çok güzel olmuş ama aç değilim ben o kadar. Sen bilirsin.
Şal getireyim mi? Hayır. Fettah, gerçekten çok iyiyim ben. Lütfen bana kırılacak eşya muamelesi yapma lütfen. Ne yapayım? Seni mutlu etmek istiyorum. Fettah bak, ben gerçekten yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ben sabah Rüzgar'ın çıkışına sinirlendim. Ve sana uyup çıkıyoruz dedim. Yani bu gerçekten çıkıyoruz anlamına gelmiyor biliyorsun. Günce, artık çocuk değiliz. Sana olan duygularımı gizleyemem. Ne hissettiğimi de çok iyi biliyorsun. Fettah, sana yanlış bir mesaj vermek istemiyorum. Ben gerçekten buraya bunun için gelmedim yani. Arkadaşın olmak bana yeter. Tamam, otur. Günce, lütfen. Ama duygularımda samimi olduğunu bil istiyorum. Bu bana yeter. Tamam. Teşekkür ederim, sağ ol. Yani bunları duymak çok onur verici. Ama sen ve ben sevgili olamayız Fettah. Tamam. Sana baskı yapmayacağım. Ama senin sevgini kazanmak için sonuna kadar savaşacağımı da bil lütfen. Bana hayır desen de ben yine seni bekleyeceğim. Evet. Anlamadım. Evet, şimdi bana sevgilim gibi davranabilirsin. Abimle Günce de buradaymış. Merhaba. Aa, mumları falan da yakmışsınız. Romantik kumrular sizi. Alo. Alo Reşat, merhaba, ben İnci. Alo Reşat, orada mısın? Alo. Alo. Buradayım İnci, nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın ya? Akşam akşam da rahatsız ettim seni ama. Estağfurullah. Hayırdır? Ya şimdi benim babamdan kalan arsalar vardı. Bu Pınar'ın orada, hatırlıyor musun? Ha, hatırladım. Cemal amcanın arsaları vardı orada. Allah rahmet eylesin. Sağ ol. Onlar, şimdi ben onları evden çıkarayım diyorum. Ya bence oralar değerlenecek. İhtiyaç yoksa satmayın derim. Şimdi ihtiyaçtan değil de biz başka yere yatırım yapalım diyoruz. Tapular yanında mı? Ya işte o. Şimdi tapular yanında değil. Babamın vefatından sonra görmüştüm veraset işlemleri sırasında ama yani belki İstanbul'da kasada falandır, bilmiyorum. Yanımda yok. O zamandan beri kadastro geçti, sınırlar çizildi, yol terkleri yapıldı. Eski tapuyla olmaz, yeni tapu çıkartmak lazım. Anladım, hemen satılmaz diyorsun. Yok, yeni tapu çıkartmak lazım. Ya şimdi nasıl olacak o işte, ben de bilmiyorum ki hiçbir başıma nasıl yapılır yani. Oktay burada değil mi tatilde? Verirsin bir vekalet, Oktay çıkartır. Sakın, sakın Oktay bilmeyecek Reşat. Oktay bilmeyecek mi? Tamam, tamam. Söylemeyiz İnci. Adamcağız tatil yapıyor. Yani bırak tatilini yapsın canım, rahat rahat. Sürpriz olsun ona da hem. Kimse de bilmesin. Tamam, tamam. Aramızda. Sen üzülme İnci. Sağ ol Reşat, çok teşekkür ederim. Ben seni bu konu için arasam rahatsız etmem değil mi? Estağfurullah. Her zaman arayabilirsin tabii. Tamam, çok sağ ol, görüşmek üzere. Görüşürüz. Sizin ne işiniz var burada?
Nişanlımla şöyle bir gezintiye çıkmıştık. Asıl senin ne işin var burada Günce? Sana ne? Rüzgar, hırgür çıkarma. Rahat bırak artık beni. Bana bak küçük hanım. Senin kiminle ne yaşadığın beni ilgilendirmez. Ama bu Fettah güven olmaz. Seni kullanmasına izin veremem. Oo. Ağır ol bakalım Rüzgar. Fettah. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Abiciğim. Sen karışma kız. Kız benimle çıkıyor. Benimle birlikte olmak istiyor. Sana ne? Seni uyarıyorum Fettah. Günceden uzak dur. Esas sen uzak dur. Nişanlı adamsın. Utanmıyor musun? Bak, kardeşinin nişanlısın diye bir şey demiyorum. Ama sabrımı zorlama, ayağını denk al. Almazsam ne olur? Sen bilirsin. Fettah! 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 Abi yalnız Rüzgar! Fettah! Abi Rüzgar! Çek! Bırak beni! Bırak lan! Tamam. Tamam, tamam. Tamam. Tamam, sakin ol, tamam. Defol git lan buradan. Defol lan buradan! Gideceğim, merak etme. Hadi aşkım. Gidiyoruz Günce. Lan! Lan! Günce! Rüzgar, geberteceğim lan seni. Tamam. Affedeceğim oğlum seni. Tamam. Geberteceğim. Tamam. Tamam. Bırakın onu. Ya Rüzgar. Ya. Rüzgar. Bırak kolum Rüzgar. Ya sen kimsin benim hayatıma karışıyorsun ya? Günce ben Fettah'ı senden daha iyi tanıyorum. Her türlü kötülüğü beklerim ben Fettah'tan. Senin hayatına karışmak gibi bir niyetim yok. Ben seni korumaya çalışıyorum. Peki ben senden beni korumanı istedin mi Rüzgar? Ben zaten kendi başımın çaresine bakabiliyorum. Anla artık ya. Ben buraya kalmaya gelmedim. Nişanlı bir adamın kafasını karıştırmaya hiç gelmedim. Yıllar önce sana aşıkken nasıl buradan zorla götürüldüysem, şimdi aynı şekilde zorla getirildim. Yeter ya. Gideceğim ben zaten buradan. Sen de bir daha benim yüzümü göremeyeceksin. Anladın mı? Teyze, teyze bak ne olursun böyle yapma. Bak belki yanlış anlamışızdır ha. Böyle bir şey yoktur. Teyze bak tansiyonun çıkacak. Yapma lütfen. Anne. Anne. Anne ne oldu? Baba. Ne oldu babama? Teyze belki yanlış anlaşılmış bir durumdur. Sinan ne oldu babama? Günce tamam. Anlatacağım. Tamam. Nerede babam? Babam iyi mi? İyi, iyi, iyi bilmiyorum. İyi. Babam nerede? Nerede babam? Babamın yanına gitmek istiyorum. Nerede babam? Günce. Baban İlgümüz'e ait her şeyi alıp kaçmış. Ne yanına gidebilecek bir baban var. Ne de bu ev dışında hiçbir şey yok. Anne. Diyorsun ya. Baba.